Burada önceki kaldığımız noktadan yine Telegram sitesi üzerinden Launchcoin değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ve hem gelen ifadeleri, ibareleri göz atmaya çalışacak olup hem fiyat tahminlerinden, mevcut fiyat tahminlerinden aynı zamanda genel dediğim gibi açıklamalardan bahsetme ve durumu değerlendirme gayretinde bulunacağız. Beğenip abone olmayı da unutmayalım. Bunun da altını çizmiş olalım. İzleyen herkes hem dediğim gibi bu videoya beğeni bıraksın. Aynı zamanda kanala da tabii abone olmadan geçmesin lütfen. Tekrardan teşekkür ederim beğenip abone olanlara. Potansiyeli hakkında bilgi edinmek falan filan işte hani buradaki gibi değil mesela 2050'ye kadar hani 18-23 dolar gibi. Mesela 18,23 dolarlar için ne lazım? Çok yükseliş lazım. 20 bin kat mı ediyor galiba yakın. Bu tarz bu minvalde bir yükseliş gerekecektir neredeyse. O kadar işte 18 bin kat ne farkı var bilmiyorum ama ya çok ciddi bir fiyat artışı. Bunun için işte arzdaki düşüş, talep artışı yani piyasa değerindeki artış bunu kurtarabilecek pek bir para yok açık söylemek gerekirse. Haliyle bu lafta kalıyor yani tamamen kalacaktır daha doğrusu. Onun haricinde tabii ki belli fiyatlamalarda bulunabilir. Mesela bu sezon için düşünürsek 2-0-11'li pozisyonlar aslında bunlar da ben bu tarz fiyat tahminlerini de düşük buluyorum. Ama tabii ki bunlar fiyat tahminidir. Yani gerçeklikle arasında ciddi bir fark vardır. Sonuçta olmamış bir şeyi tahmin etmekten geçer ki finansal ortamlarda başarı için tahmin diye bir şey hiçbir zaman yoktur. Hep söylüyorum. Tahmin yapan değil, işlem yapan kazanır. Bunu da böylece bilmekte fayda görüyorum. 3.085 önceki videoda da değerlendirdik aslında. Olabilir. Yani bu yıl 2024 bitmeden bu fiyatlar görülebilir. Kaldı ki 2025'te söylenen bu fiyat bile görülebilir. İşte Lunge'un en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Çok farklı argümanlara bağlı. Çok farklı genel beklentilere bağlı olarak yine durum değişiyor. Dolayısıyla şu tarihte şu olur diye bir şey yok. Bitcoin'de bile yok. Yani daha öngörülebilir bir varlık olsa da. Ve bununla alakalı zaten kimse fikir sahibi değil. Ama pek çok kişi fikir sahibi olduğunu iddia ediyor. Şartlar eşit, sıkıntı yok. Ne var burada? Ya dediğim gibi o tarz fiyatlar değil. Tabii tam bir fiyat verilememekle birlikte net öngörülerde bulunulamayan az varlıktan bir tanesidir. Mesela Shiba'da da tabii ki hiçbir garanti yok ama 2.01'ler ortalama ideale yakın hani kabul edilir falan. Solda 1000 dolar söylenir. Burada ucu çok açıktır. Çok. Yani idealize edilen bir tahmin yoktur. Yani 2050 geç. Launch projesi hakkında diyor. Yani proje kavramı aslında burada çok geniştir. Yani Launch bir proje olmaktan belli ölçüde çıkmıştır. Mesela Shiba Inu projesi deseniz, Shiba Inu projesi nedir? Hiç değilse adamların samimiyetini tabii ki kendileri değil ama Launch Coin'de vaat edilen şey, üzerine çalışılan şey şudur. Adamlar Shibarium diye bir ağ kuruyor. Bunun kullanılabilmesi için entegrasyonlar, uygulamaların buraya entegrasyonları sağlanmaya çalışılıyor. Ve bunlar yapılıyor. Bu kadar. Ve bunun uzun vadede hem gerçekten kullanılan bir kripto para ve ekosistemi oluşturması beklenip aynı zamanda bunun tabii ki varlığı da yakması bekleniyor. Bu projenin muhabbeti bu yani. Yine işte Ripple'ın mesela. Ripple'da varoluşunu sürdürüp sınır ötesi işlemler yapmak ve bankacılık alanında özellikle transfer ve finansal iletişimi sağlayıp DeFi alanında da var olmak için bulunmaktadır. Vesaire işte böyle gider. Şimdi Launch'da Terra Classic'te tam olarak bir proje kavramı yok.
Bunu neden olduğu bilinmemekle birlikte alan belli bir yatırımcı kitlesi var ve öyle kafası komutta gibi böyle enteresan bir şekilde tabiri caizse sağa sola atlayan ekip adı altında gezen bir geliştirici grubu var. İşte ne bileyim Twitter'da onun altına işte yorum yazan, trilyonlar yaklayan bir yatırım falan filan artık gemi nereye giderse. Dolayısıyla burada projeden ziyade varlık halihazırda tabii bir potansiyele sahip ve bununla birlikte var olmaya devam ediyor. Aslında durum bu kadar. Böyle çok üzerinden böyle destan yazılabilecek bir durum da yok yani ortada. Muhabbet budur. Hera diyor, fiyat açısından istikrarlı küresel ödeme sistemleri güçlenmek için fiyat sabitli stablecoin'leri kullanan bir blockchain protokolü şeklinde. Yani o önceden de tabii öyle de bir durum söz konusu. Mesela sitelerde falan şeyi çok kullanıyorlar benim gördüğüm işte. Eski white paper'ı falan. Şimdi eski white paper'ı niye kullanıyorsun? Zaten çöktü. Yani öyle olsa çökmezdi zaten. Yani eski white paper'ında var olan hususların hiçbir tanesini zaten yerine getirmiyor. Getireceği, bir gün getirebileceği iddia ediliyor. Buna çok uzağız. Yani ne yapalım? Luna Coin çöktü ve sıfıra düştü. Doğru, yeniden mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şurada zaten canımız çıktı. Yani yenisinin Luna olacağını, eskisinin Lunge olacağını anlatana kadar canım çıktı resmen ya. Onun şey yapıyor, bir video geçiyor. O mu Luna, o mu Lunge? Ne olacak onun adı falan şeklinde sürekli. Yeni zincirde Terra stablecoin'leri olmayacak. Doğrudur. Stablecoin olmaksızın bir ekosistem olarak tanıtıldı. Bu arada buna rağmen olacağına yönelik de belli takım spekülasyonlar var. Onu da söylemiş olalım. Yine tabii ki kesin olacak, olacak, böyle olacak demek de istemem. Ancak dediğim gibi yeni zincirde de aynı şekilde stable coinlerin olacağı iddiası ve argümanı hakim. 1 dolara ulaşı yok ki. Ayrıca 1 dolara ulaşamaz. İyi bir yatırım mı kısmı? Ya şöyle ben riskli varlıklar kategorisinde olarak beğeniyorum ama iyi bir yatırım mı derken bunu sol gibi düşünmemek lazım. Sürekli BTC'ye uyum sağlamasını bekliyorsa o yatırımcı için uygun değildir. İyi ya da kötü değildir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.